Herkese merhaba. Bugün arpa şehriye tavuk suyundan arpa şehriye çorbası yapacağım. Bakın bu 200 ml'lik bardaktan yarım bardak kadar koydum. Tavuk suyu kullanacağım. Tavuk suyuna terbiyeli arpa şehriye çorbası yapacağım şimdi. Önceden haşlamış olduğum tavuğun suyunu ayırdım. İyice kaynayacak. Kaynayan suyumun içerisine, tavuk suyumun içerisine arpa şehriyeleri ekleyeceğim. İyice arpa şehriyelerinin pişmesini sağlayacağım. Sonra terbiyemi ekleyeceğim. Şimdi ilk etapta tavuk suyunu ayarlamak önemli. Et suyuyla yapılırsa arpa şehriye çorbası ya da tel şehriye çorbası çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Yani kullandığınız, daha önceden hazırladığınız tavuk sularını dondurucuya atıp oradan da kullanabilirsiniz. Ben şimdi dün tavuk haşlamıştım. Onun suyunu, bir kısmını dondurucuya attım. Elimde hazır olsun. Hem pilav yaparken hem çorba yaparken kullanmak için. Hem de çorbada kullanacağım. Şimdi yapmaya başlayalım. Bakın benim çorbam, et, tavuk suyum bu şekilde. İçerisine biraz da su ekledim. Yaklaşık 5-6 bardak, 200 ml bardaktan ölçüsü. Şimdi göstermiş olduğum arpa şehriyemi kaynayan suyumun içerisine atıyorum. Ara ara karıştıracağım. Bakın şehriyelerin birbirine yapışmasın diye ara ara, ama yüksek ateşte pişireceğim. Şimdi altını yakıyorum. Bu şekilde biraz kaynayacak. Arpa şehriyelerim yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Bu arada bir tatlı kaşığı tuz attım sadece. Tuzla beraber kaynatırsak şehriyeler birbirine daha güzel özdeşleşir. Baharat olarak da sadece karabiber ekleyeceğim. Tuzumu şehriyeler pişerken atıyorum. İçinde hala tavuk parçaları da var. Dilerseniz siz süzerek de yapabilirsiniz. Ben süzmeden yaptım. Bakın tavuğun doğal yağı. Hiçbir şekilde yağ eklemedim. Ne zeytinyağı ne tereyağı, hiçbir şey eklemedim. Şurada görmüş olduğunuz tavuğun doğal yağları. Bakın. Benim organik tavuktu haşladığım tavuğum. Sarı sarı yağları üste çıkıyor. Bu şekilde bunu kaynamaya bırakıyorum. Ara ara karıştırmaya devam edeceğim. Diğer taraftan da sosumu hazırlıyorum. Şimdi sosuma da 2 yemek kaşığı yoğurt koydum. Bu yemek kaşığıyla bir tane limon suyu ekledim. Bu kaşıkla da bir tane un ekledim ve bunu iyice çırptım. Şimdi topaklaşmaması için ara ara böyle ezmek gerekiyor. Bakın böyle topağa kalmayacak şekilde bunu mutlaka karıştırın. Ben tel çırpıcı da bu şekilde kullandım. Bakın tel çırpıcıyla iyice çırpacağım. Topaklaşmaması çok önemli. Şehriyelerim kaynadıktan sonra iyice kaynayacak. Yumuşadıktan sonra çorbamın suyundan önce biraz ekleme yapacağım bu terbiyemin içerisine. Çürümemesi gerekiyor diyorlar ya, hani çökelekleşmemesi için. Ondan sonra terbiyemi güzelce karıştırdıktan sonra tekrar çorbama dahil edeceğim. Bu terbiye gerçekten çorbayı çok lezzetli kılıyor. Bu arada çorbanın suyu eğer az gelirse mutlaka üzerine kaynamış su ekleyerek ilave de yapabilirsiniz. Hani direkt aynı şekilde soğuk su eklemeyin sakın. Kaynayan çorbaya mutlaka kaynar su eklemeniz lazım. Hazırda kenarda da kaynamış suyunuzu bulundurun.
çorbanızın kıvamına göre su da ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi terbiyemiz de hazır. Kenarda bekliyor. Şehriyelerimizin iyice güzelce pişmesini bekleyeceğim. Piştikten sonra bunları da ekleyerek, yavaş yavaş ekleyerek çorbamı tamamlamaya çalışacağım. Evet, çorbamız, bakın, şehriyelerimiz pişti. Şöyle göstereyim. Şimdi ben karabiberini atacağım. Yarım çay kaşığı kadar karabiber atıyorum. Artık terbiyesini de ekleyebilirim. Şimdi yavaş yavaş terbiyesini ekleyeceğim. Şimdi önce çorbamdan biraz terbiyenin içerisine ekliyorum. Biraz daha ekleyeyim. Evet, şimdi artık bunu çorbamın içerisine yavaş yavaş döküyorum. Bir yandan da karıştırıyorum. Kaynama başlayıncaya kadar karıştıracağım. Çırpıcıyı kullanıyorum. Artık terbiyemiz de hazır. Çorbamızın eğer daha sıvı olmasını istiyorsanız tekrar dediğim gibi kaynar su ekleyin. Kaynar su eklerseniz eğer kıvamını daha güzel ayarlayabilirsiniz. Terbiyeyi ekledikten sonra karıştırmaya devam edeceğiz. Kaynayana kadar. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Bakın, kaynamaya başladı. Bir iki dakika daha kaynadıktan sonra çorbamızı söndüreceğim. Bakın. Evet, gayet güzel oldu. Yapacak olanlara şimdiden afiyetler olsun. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Birlikte büyüyelim. Bu arada beni hangi evden izliyorsunuz? Yorumlarınızı bırakırsanız yorumlarda buluşalım. Hangi ülkeden izliyorsunuz? Görüşmek üzere. Evet, çorbamız hazır. Terbiyeli tavuk suyundan arpa şehriye çorbamız. Mis gibi oldu. Bu şekilde sade tüketebilirsiniz. Dilerseniz üzerine maydanoz ya da nane ekleyerek de kuru nane de atabilirsiniz. Gayet lezzetli. Şifa çorbası. Şifa niyetine griplerinizde size güç verecek nitelikte bir çorba. Bence de. Evet, aynı kızım da bayıldı. Yapacak olanlara afiyet. afiyet, şeker olsun, şifa olsun.
Evet, çorbamız hazır. Üzerine maydanozla süsledim. İsterseniz siz koymayabilirsiniz. Limon terbiyesine koymama rağmen yanında da limon ekledim. Bol limonlu, şifa niyetine güzel bir grip çorbası niyetine de kullanabilirsiniz. Bu gerçekten grip için mükemmel bir çorba. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Hem çok kolay, 5 dakikanızı almıyor bile. Hem pratik. Ne çorbası pişireceğim diye düşünenlere güzel bir alternatif olarak sundum. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara afiyetler olsun diliyorum. Mis gibi şehriye çorbamız. Terbiyeli arpa şehriye çorbası. Terbiyeli arpa şehriye çorbası. Ve tavuk suyundan yaptık. Görüntüsü muhteşem. Tadına da bayılacaksınız.